İbrahim Bey de, evet. İbrahim Hatipoğlu da konuşuyor. Evet. Takımımızı kutluyoruz. Evet, açıkça Galatasaray'a düşmanlık yapacaklarını ilan ettiler de milli futbolculara da mı bu düşmanlık devam edecek? Bugün Barış'a yapılan hareketi izleyip sessiz kalan bir hakemin düdüğünü bu gece asması lazım. Eğer bu hakem bu pozisyonu izleyip hala kırmızı kart vermiyorsa demek ki hakemlikten nasibini almamış bir insan. Bu gece bu hakem bu düdüğü asmak zorundadır. İbrahim Bey, siz görüşebildiniz mi Barış'la? Barış'ın durumu kötü. Yani şu anda sakatlığın ne olduğunu bilmiyoruz. Ama şunu net olarak söylemek lazım ki bacağının fotoğraflarını gördüğünüz zaman hani bunun bir futbol maçından çıkmış bir oyuncu olduğunu söylemek mümkün değil. Dizinde, bileğinde diyor ki ayakkabısına bastı diye vermedim. Yani ne oluyor? Ayakkabıya mı basmış, dizine mi basmış? Adam 70 metre koşarak geliyor ve sakatlamak amacıyla geliyor. Sayın Başkan, bir açıklamanız olmuştu önceki gün. Biz hepsini yeneceğiz demiştiniz. Bugün, evet, bugün yendik. Yendik ama bizim soyunma odası matem yeri gibi. Lanet olsun böyle 3 puana. Böyle mi devam edecek sizce? Bakın bu oyuncular yarın milli mücadele verecekler. Perşembe günü ülkeyi Avrupa Ligi'nde temsil edeceğiz. El insaf. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Sayın Hatipoğlu, bu hakem bu düdüğü asmak zorundadır diyor. Barış'ın durumu da kötü dedi ama tabii şey anla alamıyoruz. Keşke Yener Hoca'dan bilgi alma imkanı olsa. Tabii maça ilişkin şeyler de çok net konuşamadık. Böyle bir majör durumu olunca. Okan Hoca nasıl? Hocayı tebrik ediyor. Bilerek basıyor kasten, yaralamaktan tutuklamalı diyor yani. Kesinlikle. Adam, yani tutuklamalı diyor.